Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Yukarıdaki cümleler içerisinde geçen fiilimsiler dikkate alınarak belli bir örüntüye göre yerleştirilmiştir. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yani burası kutucuğa örüntüye uygun olarak getirilmesi gereken cümleler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Öncelikle örüntüyü saptamaya çalışalım. Birinci kutucuğa baktım, okuldan eve koşarak geldim derken arak zarf fiil arkadaşlar. Ödevlerimi bitirince uyudum derken bitirince ınca ince zarf fiil. Biraz uyuyup dinleneceğim derken up yine zarf fiil sevgili gençler. O zaman ilk kutucuk komple zarf fiillerden oluşmuş. İkinci kutucuğa geldim. Okuyan insan gelişir diyor. An ekiyle ben sıfat fiili buldum. Okula koşar adımlarla gittim diyor. Ar nedir arkadaşlar? Yine sıfat fiildir. Yarına yetiştirilecek işlerim var. Ecek acak yine burada sıfat fiil söz konusu. Demek ki bu kutucuk da komple sıfat fiillerden oluşmuş. Öyleyse demek ki burası da nelerden oluşmalı? Komple isim fiillerden oluşmalı. Yani sıralama nasıl gidiyor? Zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil diye gidiyor büyük ihtimalle. Son kutucuğa da bakalım. Çalıştıkça başarıya ulaşacaksın derken çalıştıkça dikçe zarf fiildir arkadaşlar. Tamam. İkinci cümleye bakayım. Yolumuz aşılmaz dağlara düştü derken mazmez sıfat fiildir. Kendimi suyun akışına bıraktım derken akış nedir? İsim fiildir. Demek ki ne olacak? Birinci kutucuk zarf fiil. İkinci kutucuk sıfat fiil. Üçüncü kutucuk isim fiil. Yazalım isim fiil. Son kutucukta da sırasıyla hepsini kullanmış. O zaman ben isim fiil olan kutucuğu aşağıda bulayım. Bakalım. Uyumak bedenin ilacıdır derken uyumak isim fiildir. Bu bekleyiş derken bekleyiş isim fiildir. Eğlenme sırası derken eğlenme isim fiildir. Ben daha ilk kutucuktan doğru cevabı buldum. Cevabım Adana'dır. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili 4 tane yargı vermiş. Diyor ki yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım birinci yargıda ne demiş inceleyelim. Bir numaralı cümlede zarf fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım bir numaralı cümleye. Televizyonun görevi sabit ve hareketli cisimlerin kalıcı olmayan görüntülerinin elektrik yoluyla canlı olarak derken evet bir tane zarf fiil buldum arkadaşlar. O zaman doğrudur. Bir olacak yani. Bursa'yı eledim. Bir olmayanları. İki numaralı cümlede çekimli fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım girmiş derken bir çekimli fiil var. Gelmiştir derken yine bir çekimli fiil var sevgili arkadaşlar. O zaman bu da doğru. İki olmayanları da eledim. C şıkkı elendi. Diyor ki 3 numaralı cümlede fiilimsi eki alarak kalıcı isim olmuş sözcük vardır. Bakalım 3 numaralı cümleye. 20. yüzyılın en büyük buluşlarından. Evet burada buluş kelimesi ış, iş, uş, üş fiilimsi ekini alarak bir nesnenin kalıcı ismi olmuştur. O zaman 3 de olacak benim cevaplarım arasında. Buna da artı koydum. Cevabım ortaya çıktı ama 4'ü de kanıtlayalım. 4 numaralı cümlede zarf fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bundan 40-50 yıl önce kültür aktarımı bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki etkileşim ile sağlanırken bugün kültür aktarımı da televizyon aracılığıyla sağlanır hale gelmiştir. Evet burada sağlanırken derken arkadaşlar ken eki benim ne ekimdi? Zarf fiil ekimdi. O zaman burada zarf fiil kullanılmıştır ve dolayısıyla cevabım Denizli şıkkı. 1, 2, 3. Fiillere getirilen bir takım eklerle oluşturulan cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılan sözcüklere fiilimsi denir. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Bazı fiilimsi eklerini alan sözcükler fiilimsi olmaktan çıkarak isimleşir. Mesela çakmak gibiydi. Buradan aklımda kalsın. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi değildir? Yani artık hangisi isimleşmiştir diyor. A şıkkına baktığımda buzluktan bir poşet kıyma çıkardı diyor. Burada kıyma artık isimleşmiş değil mi? Bir takım aletlerle çekilen et manasına gelecek şekilde isim özelliği oluşmuş artık. O zaman A şıkkındaki kıyma
Artık filmsi değildir. Cevabım Adana. B'deki içmek, C'deki yapmak ve Denizli'deki almaya kelimeleri ise filmsi olma özelliklerini sürdürüyorlar sevgili arkadaşlar. Sadece Adana'daki kıyma kelimesi artık isim olmuştur. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diyor. Yukarıdaki bilgiyi de okuyalım. Çocuklar bugün erkenden uyudu cümlesinde uyudu sözcüğü çekimli bir fiildir. Çocuklar uyuyunca rahatladım cümlesinde ise uyuyunca sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte zarf görevinde kullanıldığı ve zarf fiil ekini aldığı için fiilimsidir. Önce ince zarf fiil ekini almış. Bana küçük bir örnekle hatırlattı. Zarf fiil arkadaşlar hangisinde kullanılmamıştır diyor. Bakalım eve giderken yağmura yakalanınca evet burada önce de çok açık bir şekilde zarf fiil kullanılmış eledim. B'ye baktım. Akşam geç vakitlere kadar masa başınca çalıştım. Bakın burada çekimli fiil var ve zarf fiil yok. Ve nihayet projemi tamamladım. Burada da söz konusu değil. B'de bulamadık. C'ye baktık. Annesinin yanından ayrılan yavru ördekler sendeleyerek erek arak zarf fiil ekidir. Eledim. D'ye baktım. İnsan bir işle uğraşırken burada ken eki zarf fiil ekidir sevgili arkadaşlar. Burada da zarf fiil vardır. Fakat Bursa'da zarf fiil bulamadık. Cevabımız B. Buna göre aşağıda verilen sözcüklerden hangisi fiilimsi eki almamıştır diyor. Bakalım yukarıda ne demiş? Fiiller maaş mak eklerinden birini alarak isim fiil, an asimez ardik ecekmiş eklerinden birini alarak sıfat fiil, ken arak ıncamadan ip dikçe elimeksizin eklerinden birini alarak zarf fiil olur. Bakalım. A'da okuyunca derken arkadaşlar ınca ekini almış zarf fiil. B'de okurken derken ken zarf fiil ekini almış zarf fiil. C'de okumak derken isim fiil eki olan mak ekini almış isim fiil. Fakat Denizli'de yor şimdiki zaman çekim ekini almış fiil çekim eklerinden. Bu yüzden Denizli'de fiilimsi yoktur. Cevabım D şıkkı. Niteledikleri adlar düşünce sıfat fiiller adlaşır. Ne diyordum ben bunlara? Adlaşmış sıfat fiil. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil adlaşmıştır? Bakalım. Spor yapanlarla yapmayanlar bir olur mu? Derken burada hep an eki ne demek? Burada sıfat fiil var demek. Burada da var. Şimdi spor yapanlarla yapmayanlar bir olur mu? Spor yapanlar ve yapmayanlar kimler? İnsanlar. Ne demesi lazım? Yazıyorum. Yapan insanlar yazdığımı farz edin buraya. Buradaki insanlar düşmüş. Yani isim unsuru düşmüş arkadaşlar. Ne kalmış? Sadece sıfat fiil kalmış. İsimdeki çekim ekleri de tekrar nereye gelmiş? Sıfat fiilin peşine hemen takılmış. O zaman cevabım A olmalı. Diğerlerine baktığımda yıkadığım çamaşırlar derken bakın çamaşırlar isim unsuru. Sıfat fiilim burada isim unsurum hala duruyor. Burada adlaşma söz konusu değil. C'ye baktım. Bu soruları bana soracağına kendin araştır derken yine arkadaşlar burada ismin düşmesi söz konusu değil. Adlaşmış sıfat fiil bulunmamaktadır. D'ye baktım. Aralarındaki sorunlar hala çözülmemiş derken yine burada sıfat fiil yoktur arkadaşlar. Cevabım Adana dolayısıyla. Bir fiilin hareket anlamını yitirmeden an, asimez, ar, dikecekmiş eklerinden birini alarak sıfat görevinde kullanılmasıyla oluşan sözcüğe sıfat fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat fiil değildir diyor. Bakalım toplantıda karşılaşan eski arkadaşlar derken an burada sıfat fiil ekidir ve burada sıfat fiil vardır arkadaşlar. Eledim. B'ye baktım. Ummadık taş baş yarar diyor. Dık dik sıfat fiil ekidir. Sıfat olma özelliğini de kaybetmemiştir. Sıfat fiil bulunmaktadır. Eledim. C'ye baktım. Denizin iyisini arayıp buldu. Cevizin iyisini arayıp buldu. Ip ip sıfat fiil ekim değil. Zarf fiil ekimdir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden cevabım C olmalı. Gelelim Denizli'ye. Daha çok konuşulası yollarım var. Koşulası yollarım var.
Aslı ne demekti? An ası mezar dikecekmişten sıfat fiildi. Bu yüzden cevabım C'dir. Fiil kök ya da gövdelerine ken, alı, esiye, meden, ip, arak gibi eklerin getirilmesiyle oluşturulan zarf fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katar. Ayağım kayınca düştüm cümlesinde zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır. Konuyu çalışarak kavradım cümlesinde ise zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır. Buna göre aşağıdakili cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Şimdi durum ve zaman anlamı katıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir grafik çizdim. İşçiler daha gün doğmadan, bakın burada madan eki zarf fiil ekidir. Gün doğmadan kazma ve kürekleriyle köyün çıkışındaki tarlanın yolunu tuttular. Gün doğmadan dediği zaman bana neyi ifade ediyor? Zaman ifade ediyor. O zaman A şıkkı zaman bildiriyormuş. B'ye baktım. Kasabadaki okulun ihtiyaçlarını yardımsever vatandaşlar el birliği yaparak tamamladı. Arak burada zarf fiil ekimdir. Yaparak zarf fiilimdir arkadaşlar. Fiilimsidir. Nasıl tamamlamış? Yaparak tamamlamış. El birliği yaparak durum bildirmiş değil mi? O zaman B'yi de buraya yazdım. C'ye bakalım. Çocuklar bütün gün sokakta güle oynaya vakit geçirdiler. Güle oynaya A ekim nedir arkadaşlar? Benim zarf fiil ekimdir ve güle oynaya nedir burada arkadaşlar? Fiilimsimdir, zarf fiilimdir. Nasıl vakit geçirdiler? Güle oynaya vakit geçirdiler. Dolayısıyla C şıkkı durum bildirmektedir. Denizli'ye baktığım dondurmasını yere düşüren küçük kız bakkalın önünde canı çıkasıya ağlıyordu. Asya var. Nasıl ağlıyordu? Canı çıkasıya ağlıyordu. Dolayısıyla çıkasıya fiilimsisi zarf fiili durum bildirmiştir. D'yi de buraya yazdım. Sadece A şıkkındaki fiilimsi zaman bildirmiştir. Cevabım Adana'dır. Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili yargılarından hangilerini söylenemez diyor. Bakalım. Bir kaldığı sözcüğü adlaşmış sıfat fiildir. Şöyle bakalım. İnsanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli hastalıkların başında demiş. Arkadaşlar adlaşmış sıfat fiil olabilmesi için buradaki sıfat fiilin ardındaki ismin düşmesi gerekiyordu. Burada düşmemiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevaplarım arasında bir olacak, bir olmayanları sildim. Ceyhan ve Denizli'yi sildim. İkiye bakalım. Körleşmesine sözcüğünde isim fiil kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, M isim fiil ekidir ve kullanılmıştır. Cümleye bakmama bile gerek yok. İki olanları elemeliyim çünkü iki doğrudur, yanlış değil. Ben yanlış olanları arıyorum. Bakalım üçüncü yargıya. İsteyen sözcüğünde sıfat fiil eki vardır. Evet, anası mezar dikecekmişten en eki bulunmaktadır. Bu da doğrudur. Eledim. Üç de doğru yani. Dörde bakalım. Mutluluğudur sözcüğü fiil görevinde kullanılmıştır. Arkadaşlar mutluluk kelimesi bir isimdir. İsimler fiil görevinde kullanılamazlar. Fakat nasıl kullanılabilirler cümlede? Yani burada nasıl kullanılmış? Ek fiil alarak yüklem görevinde kullanılmış. Dolayısıyla fiil görevinde değil de yüklem görevinde kullanılmıştır deseydi doğru olacaktı. Bu haliyle yanlıştır. Cevabım 1 ve 4 olmalıdır. Bursa. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi sayısı en fazladır? Bakalım. Birinciyi okuyalım. Günümüz modern toplumlarında insanın karşı karşıya kaldığı derken bir tane var. Sıfat fiil. En tehlikeli hastalıkların başında insan vücudunun hareketsiz kalması gelmektedir. Mame isim fiil var arkadaşlar burada da. İki tane var birden. İkinci cümleye bakalım. Bu hareketsizlik önce kişinin kaslarının zayıflamasına derken zayıflama arkadaşlar burada bir tane var isim fiil. Eklemlerinin işlerliğini kaybetmesine derken bir tane daha isim fiil var. Kas, sinir ve dolaşım sistemlerinin aksamasına derken bir tane de isim fiil var. Temel becerilerinin körleşmesine derken bir tane daha isim fiil var. Olmaktadır. Burada da bir tane isim fiil var arkadaşlar. Toplamda kaç tane oldu ikinci cümlede? 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu sanki değerli arkadaşlar. Devam edelim. Bu kayıpları en aza indirmek bir tane var. İsteyen bir tane var. Bilinçli toplumlar bir çare olmak bir tane daha var. İsim fiil, sıfat fiil ve isim fiil bulduk şimdiye kadar. Üzere
spor alanlarında, parklarda, trafiğe kapalı caddelerde ve tabiat içinde uygulanan bir tane daha buldum. Sıfat değil. Düzenli çalışmalarla geniş halk kitlelerini herkes için spor uygulamalarına yönlendirmişlerdir. Bir tane daha var arkadaşlar. İsim fiil yönlendirmişlerdir diyor. Bakalım kaç tane oldu arkadaşlar üçüncü cümlede? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buldum. Dolayısıyla buraya 6 yazayım. 4'e bakalım. Bunda amaçlanan derken sıfat fiil var. Halkın sağlığı ve mutluluğudur. Mutluluk derken onu da sayabiliriz. Yani burada da daha azdır arkadaşlar. Dolayısıyla 6 tane olan hangisidir? C şıkkıdır. Benim doğru cevabım da C. Şurada numaralanmış cümleler vermiş arkadaşlar Mehmet Çınarlı'dan. Burada da bunlarla ilgili yargılar vermiş. Numaralanmış dizelerle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılamaz diyor. Bir numaralı dizede kalıcı at kullanılmıştır diyor. Bakalım asmalar altında doğdum derken asma aslında burada isim fiil yapım eki vardır arkadaşlar. Fakat kalıcı isim olmuştur artık üzüm asması anlamında. O zaman bir doğrudur bir olanları elerim Denizli'yi eledim. İkiye bakalım. İki numaralı dizede sıfat fiil kullanılmıştır. Bakalım. Tekerlek izi görmemiş dağ yollarında yürüdüm derken miş arkadaşlar burada anası mezar dikecekmişten geliyor ve sıfat fiil ekidir. İki olanları da elemem gerekir. Gelelim diğerine. Üç numaralı dizede çekimli fiil kullanılmıştır. Sincaplar cebimde uyur derken çekimli fiil. Konardı derken çekimli fiil. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Üç olanları da eledim. Adana'yı da elemek zorunda kaldım. 4 numaralı dizede adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Uçsuz bucaksız bağlarda soğuk sular soğuk sular çağıldardı. Burada arkadaşlar adlaşmış sıfat fiil göremedik. Dolayısıyla cevaplarım arasında 4 olacak. 5'e bakalım. 5 numaralı dizede zarf fiil kullanılmıştır. Alışamadım bu şehrin çiçeksiz ilkbaharına. Burada da zarf fiil görünmüyor. Doğal olarak cevabım 4 ve 5'in yer aldığı Ceyhan şıkkıdır sevgili dostlar. Sıfat fiillerden sonra gelmesi gereken isimler bazen düşer. Bu durumlarda sıfat fiiller adlaşır. Böyle fiillere adlaşmış sıfat fiil denir. Bu açıklamaya göre şiirin kaç numaralı dizelerinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? Şimdi sıfat fiilleri bulalım hep arkadaşlar. Birinci dizeye baktım. Bulamadım. Sıfat fiil yok. İkiye baktım. Tekerlek izi görmemiş. Dağ yollarında yürüdüm. Burada görmemiş dağ yolları diyor. Sıfat fiil var fakat isim unsuru düşmemiş. Eledim. Sincaplar cebimde uyur. Kuşlar omzuma konardı. Burada yok. Arkadaşlar sıfat fiil 4'e baktım. Uçsuz bucaksız bağlarda soğuk sular çağıldardı. Burada da yok arkadaşlar. Eledim. 5'e baktım. Alışamadım bu şehrin çiçeksiz ilkbaharına. Burada da sıfat fiil söz konusu diyor. Değil. 6'ya bakalım. Sığmıyor başıboş gönlüm şu beton yığınlarına. Burada da sıfat fiil söz konusu değil. 7'ye geldim. Tatlı kuş sesleri değil sonbaharları uyandıran. Evet arkadaşlar uyandıran derken an sıfat fiil ekim var fakat isim unsuru yok. Demek ki adlaşmış sıfat fiil isim unsuru düşmüş. O zaman cevaplarım arasında 7 mutlaka olacak. 8'e bakalım. Motor gürültüleridir beynimde çınlayıp duran. Duran diyor burada. Bu da bir sıfat fiil fakat isim unsuru yok bunda da. İsim unsuru düşmüş. O zaman 8 de cevaplarım arasında olacak gençler. 9'a bakalım. Zehir dumanlar içinde kaybolmuş gibidir herkes derken. Burada da sıfat fiili yok arkadaşlar. Affedersiniz sıfat fiil var kaybolmuş ama gibidir herkes derken isim unsuru düşmemiş. O yüzden 9'u eledim. Ona bakalım. Zehir teneffüs ederek ölmekteyim. Nefes nefes. Erek arak zarf fiil var. Bu da olamaz. Dolayısıyla cevabım 7 ve 8 olmalıdır. Bu da Bursa'da var. Fiiller mağışmak eklerinden birini alarak cümlede bir eylemin adı olabilir. Bunlara isim fiil adı verilir. İsim fiiller cümlede isim olarak görev görse de içerisinde hareket anlamı taşır. Kimi durumlarda mağışmak ekini alan fiil bir eylemin adı olmak yerine isim fiil özelliğini yitirerek doğrudan bir ismi karşılar ve kalıcı isim olur. Diyor ki bana buna göre aşağıdakilerden hangisinde kalıcı isim vardır? Bakalım. A. Arkadaşlarımla birlikte güzel bir yemek yedik derken olabilir arkadaşlar. Bir bekleyelim. B'ye baktım. Toplantıya yetişebilmek için
Elimden geleni yaptım derken burada isimleşmemiş bir isim fiil var. Eledim. C'ye bakalım. Kimi zamanlarda susmak karşımızdakine en güzel cevaptır. Bu da arkadaşlar isimleşmemiştir. İsim fiildir halen. Halen eledim. D'ye bakalım. Büyük bir unutuş içindeki insanoğlu hatıralarına sahip çıkamıyor derken unutuş arkadaşlar. Burada isim fiildir. Adlaşmamıştır. Bunu da eledim. Dolayısıyla bakalım A şıkkına geldim tekrar. Yemek bir şeyin ismi olmuştur artık. İsimleşmiştir. Aynı asmadaki gibi, çakmaktaki gibi artık mekiki burada da isim fiilik değil. Bunu isimleştiren bir hale sokmuştur. İsim yapmıştır arkadaşlar. Cevabım Adana'dır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde kalıcı ada yer verilmiştir? Açıklamayı okuyalım. İsim fiilekini aldıkları halde bazı sözcükler elimsi özelliğini kaybederek bir varlığa kalıcı ada olurlar. Dedem ağaçlar için çukur kazmaya başladığı cümlesinde kazma sözcüğü içerisinde hareket anlamını yitirmediği için fiilimsidir. Dedem otları kazma ile kesiyordu cümlesindeki kazma sözcüğü ise hareket anlamını yitirerek bir varlığın kalıcı adı olmuştur ve dolayısıyla artık kalıcı ad olarak adlandırılmak zorundadır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde kalıcı ada yer verilmiştir diyor. A. Masallar olağanüstülüklerle örülü, yiğitlik, kahramanlık, savaş, göç gibi konuları ele alan en eski edebiyat ürünleridir. Arkadaşlar burada bir isim fiil yok, sıfat fiil söz konusu. Bunu eledim. Diğerine bakalım. B. Saldırının ardından pek çok askeri birlik kısa sürede olay yerine toplanıp zarf fiil var. Burada çeşitli güvenlik önlemleri almıştı. İsim fiil yok zaten eledim. C'ye baktım. Her akşam arkadaşlarla toplanıp zarf fiil var. Sahil boyunca güle oynaya eğlenir. Yaz akşamlarının tadını hep birlikte çıkarırdık. Burada da isim fiil zaten söz konusu değil. Mağışmak ekleri. Geldim diğerine. Ne zaman köye gitsem gözüm duvardaki işlemelere takılırdı. Bilirdim ki onların her bir rahmetli anacığımın el emeği göz nuruydu. Burada arkadaşlar işleme derken artık bir sanat eserinin ismi olmuştur. Dolayısıyla adlaşmıştır artık. Kalıcı ad olmuştur buradaki fiilimsi. Benim aradığım cevap hangisiymiş? Denizli.